Hocam tekrardan hemen son dakikalarımız iç konulardan birine gelelim. Yine sıkıntı yaratan konulardan bir tanesi Kıptek. Evet. Elektrik özelleşiyor mu diye soralım. Hı-hı. Çünkü böyle bir anlaşma metni var. Ve ortak metinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti heyeti adına Hı-hı. Başbakanlık Müsteşarı Alpay Avşaroğlu'nun Hı-hı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti adına da Murat Karapınar Genel Müdür Vekili'nin imzaları var. Doğru. Ve burada da hatta karşılıklı personelin eğitilmesinden tutun. Denizden elektrik getirip kablo ile elektrik getirilmesinin anlaşılmasına kadar bir takım protokoller imzalanmış. Ama bunu program öncesinde de konuşmuştuk sizinle öyle kısa ayaküstü. Böyle bir şeyin sadece bir görüşme metni oldu. Hani daha bununla ilgili bir çalışma yapıldığı yönünde söyleniyor. Fakat kamuoyundaki işte yine haber sitelerinden aldığımız haberlerde ise özelleştirildiği yönünde bu belgeler var. Bu konuda hakkında neler söyleyeceksiniz? Yani Kıptek hem çalışanlarının hem de bu ülkeye gelecek olan elektriğin elbette ki elektrikte sıkıntılarımız var. Ülke olarak büyük sıkıntılar var. Suda olduğu gibi. Elektrik özelleşirse ne olur? Özelleştirme yoluna gidilirse ya da gidilecekse de CTP hükümetinin alacağı karar ya da tepkisi ne olacak? Evet. Şimdi bir kere soruyla şey yapayım. Şu anda bir özelleştirme gibi bir durum yoktur. Bir. İki. Şu anda imzalanan bir anlaşma da yoktur. En son bugün sabahtan yine Sayın Başbakan yaptığı açıklamada, dün Bakanlar Kurulu'ndan çıkarken yaptığı açıklamada da bir çerçeve metni veya bir elektrik anlaşması imzalanmadığını ortaya koydu. Ama ortada bir imza var. Evet, evet doğrudur, var. Nedir bu imza? Şimdi biliyorsunuz 2013-2015 yıllarını kapsayan UBP hükümeti döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile iki taraf arasında, iki ülke arasında imzalanan bir ekonomik protokol vardır. Ve bu yıllardır, 10 yıllardır zaten her birkaç yılda bir, 3 yıllık dönemlerle imzalanır ekonomik protokoller Türkiye ile. Zaten başka imzalayabileceğimiz bir ülke de yok bu anlamda. En son imzalanan protokol gereği de orada Ulusal Birlik Partisi'nin bu protokole, bu pakete koymuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bir takım talepler var. Bunlardan bir tanesi de elektriktir ve elektriğin özellikle özelleştirilmesi konusunda ve bu konuda da Kıbrıs Türk halkının olsun, Kıptek'in kendisinin olsun, bizim partimizin de kesinlikle bir duruşu vardır. Ve biz özelleştirme boyutunun yerine seçim bildirgemizde de ortaya koyduk. Koalisyon protokolünde de bu yer almaktadır. Bir özerk yönetime doğru gidilmesi konusunda bir çabamız vardır ve şunu koyduk, dedik ki ekonomik protokol imzalanmıştır ve bunlar elbette devletler arası imzalanan noktalardır. Devletler arasındaki bu uluslararası anlaşma diyebileceğimiz nitelikte olan bu ya da uluslararası protokoller hükümetler değiştikçe de değişmez ama kritik edilebilir ve biz bu kritiği Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle hükümetimiz oturup görüşmüşler ve bunun üzerinde bir çalışma yapılması konusunda, özellikle başta elektrik üzerinde bir çalışma yapılması konusunda da evet. mutabık kalınmıştı. Ve Sayın Beşir Atalay ile Sayın Özkan Yurgancıoğlu'nun ve Sayın Serdar Denktaş'ın görüşmelerinde de bunlar dile getirilmişti. İşte bu şimdiki metin, ortadaki metin, imzalanan metin, bu yapılan çalışmalar çerçevesinde Türkiye'ye giden Başbakan Müsteşarımız Sayın Alpay Avşaroğlu ve bir yanındaki birkaç teknik heyetle, oradaki teknik heyetin bu pakette yazmış olan konuları görüşmek için yaptıkları fizibilite çalışması, ortaya çıkardıkları donanımların neler olduğu, artılarının eksilerinin konuşulacağı noktalardır. Ama bu çalışmalar da sürüyor daha. Yani halen sürüyor. Hocam bu çalışmalar sürerken Taner Yıldız'ın da yani yine Enerji Bakanlığı'nın da katıldığı bu teknik toplantıda peki Aksa'nın ne işi var? Yani bir özel bir şirketin kurumunun ve hatta Aksa'nın Genel Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı da toplantıya katılmış. Evet. Bu işte ortamı gelen durumlardan bir tanesi bu. Doğru. Bunu Türkiye kanadıyla daha çok konuşmak lazım. Bir ama esas sorduğunuz soru şudur. Bir özelleştirme var mıdır? Şu anda hayır yoktur. Yani talip olan var. Bir anlaşma imzalandı mı? Hayır. Herhangi bir anlaşma imzalandı mı? Hayır. İmzalanmadı. Bir çerçeve anlaşması imzalandı mı? Hayır, o da imzalanmadı. Peki bir çerçeve anlaşması görüşmesi var mıdır? Evet, vardır. Şu anda bir çerçeve anlaşması ile ilgili bir yapılan görüşmeler vardır.